Bekliyorum. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Numaranız gizli. Tanımıyorum sizi. Daha yeni arıyorum. Çok doğal değil mi? Bir tanışalım, güvenirsem veririm zaten. Ertuğrul mu isminiz? Evet. Ay ne güzel. Ertuğrul Gazi yazmışsınız ya. Ben de o filmi çok seviyorum. O yüzden biraz dikkatimi çekti. Ben de çok seviyorum o yüz filmi. İzliyor musunuz diziyi? İzlemem mi? İzlemem mi? Ay ben Allah çok seviyorum. Hastasıyım. En sevdiğiniz karakter kim peki? Engin Altan Düz Yatan. Ay ben de onu çok seviyorum. Gerçekten çok güzel oynuyor zaten Ertuğrul Gazi'yi. Zaten onun sesi bile kendisi bir rol yapıyor zaten. Evet mükemmel. Orada bir de şeyi seviyorum. Osman Paşa var ya. Osman Paşa. Evet. Ertuğrul'un Şeyde. adamı var ya canım. Ha, şey Akdeniz'in kılıcı bakmamız Akdeniz'in var. kılıcı İlker Fırat. Evet. O normal. O Evet. canlandırıyor. O İlker Kasım Fırat da güzel Paşa. oynuyor. Engin Yatan Düz Altan'ı kadar olmasa da İlker Fırat da iyi bir oyuncu bence. Gerçekten güzel oyuncu. Takdir Evet ediyorum evet. yani. Kaç yaşındasınız? Ben 42. Ne güzel. Ben de 38 yaşındayım. İyi, çok güzel. Nerelisiniz? İzmir siz? Ben aslında Sivas'tayım da şu anda Mersin'deyim. Aa ne güzel. Siirt'te de çok güzel. İzmir'de de Aliağa'da bulundum ya. Ay ne güzel. Bak ne yaşarsak ne konuşursak konuşalım aramızda kalsın tamam mı? Tabii ki, tabii ki. Hani ben de görüp arıyorum sonuçta. Kendimi ağırdan satmayı da sevmem. Tek beklentim kimsenin bilmemesi. Anlıyor musun? Tabii ki her şey gizli kalması lazım. Ne yapıyorsun? İyiyim. Şu anda biraz rahatsızdım. Midemden rahatsız. Üşütmüşüm herhalde. Neyin var? Üşütmüşüm. O da mide ilacı kullanmadan bir baş ağrısı ilacı kullandım. Bu Alveriz. Evet. O da mideme zarar verdi. Ay canım geçmiş olsun ya. Geçmiş Sağ ol. Teşekkür olsun. ederim. İzmir'in neresi? İzmir Karşıyaka'da oturuyorum. Karşıyaka çok güzel yer ya. Evet. Keşke burada olsaydın. Görüşürdük. Olur gelirim, İzmir'e de gelirim. Belli olmaz. Ben de gelirim. Benim de seyahat sıkıntım yok. Yeter ki güven gizlilik olsun. Tabii ki önemli olan her şeyin gizli kalması. Çok doyumsuzumdur bu arada. Ben de öyleyimdir. Sesin çok tatlı geliyor. Böyle titriyorsun ya. Bir de arada bir nefes Heyecan. sesleri geliyor ya. Bir tık azdım biliyor musun? Evet ben de öyleyim şu anda. Heyecanlandırdın beni. Keşke yanında olsaydım canım. Keşke yanında olsaydım Maria. Evet canım. Senin o güzel amcanı bir yarardım Canım ki sesin çok Maria. az geliyor. Sen yanında olsaydın Aynı seni az geliyor, az geliyor canım. şimdi Şu an daha iyi evet canım. yanında olsaydım şu anda seni var ya çırılçıplak soyardım her yerini yalardım seni. Evet canım başka ne yapardın? O amcanı, götünü, götünün deliğini, her yerini Biraz daha yalardım. sert ol, biraz daha canlanmanı istiyorum. Senin o güzel amcığını, götlüğünü, her yerini yalardım. Ay canım ne güzel konuşuyorsun ya. Yarram böyle ağzına verirdim. Evet canım biraz sert olur musun? Emir ver bana böyle yat yeri orospu falan de. Yok onu demeyeyim de yat yere aşkım. Ya canım Yatma. biraz fantezi olsun ondan diyorum. Biraz sertliği Tamam. severim. Tamam canım. Yat kız yere. Tamam Evet. bakalım. Evet işte böyle emir ver biraz Tamam. sert ol. Çok nonoş gibi konuşma. Böyle biraz sert kro gibi konuş. Ben öyle daha çok hoşlanıyorum. Tamam. Yat kız yere. Domal bakalım. Evet işte böyle. Evet Tamam. domaldım. Al yere götüne. Evet canım evet evet süpersin. Süpersin. Şimdi canım biraz böyle kro taklidi yapar mısın? Biraz kro gibi konuşur musun? Tamam. Tamam Hadi hayatım. kro gibi konuş ama böyle bayağı kro gibi konuş. Tamam. Tamam kız. Evet evet canım Al evet. şöyle ağzına amına kodumun kızı. Aldım Al aldım. şunu. Aldım canım evet. Otur bakalım köküne kadar üstüne. Acıyor Otur canım olur bakalım mu? otur. Acıyor. Acısın geçer o geçer. Otur bakalım üstüne. Ay, ay, Heh, köktüğüm ben sana bir. Dibine kadar vurayım sana bir. evet. Kökle 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 kökle. Heh,
Hadi Ertuğrul'um benim. Ertuğrul'um topraklarımı fethet. Ertuğrul hadi. Ertuğrul Gazi saldır bana. Hadi otur bakalım üstüne. Otur. Canım otur, biraz filmdeki gibi bana yapalım mı canım? Ne canım? Filmdeki gibi yapalım mı? Fantezi olsun. Tamam. Sen Ertuğrul gibi Gazi'sin tamam mı? Ben de Bizanslılarım tamam mı? Aşkım. Efendim. Dur kulaklığımı alayım. Görüntülü tamam konuşalım seninle. Bekle dur, güvenirsen biraz daha azayım. Ben de görüntülü konuşmak istiyorum ama biraz daha ısınalım birbirimizi. Kulaklığını al gel istiyorsan gene. Tamam, ben şu anda şantiyede kalıyorum da o yüzden biraz. Tamam canım, bekliyorum, acele et. Hadi canım ben. Ne oldu? 2 dakika sonra arasana. Kulaklık takmasan olmaz mı? Dur başka yere gideyim. Tamam bekliyorum. Dur ben aman orijinal. Buna böyle bir... Vallahi ben de anlamadım. Dışarı çok soğuk ya, dışarıya çıkamıyorum. Evet evet belli zaten canım. Çıktın mı? Yok çıkmadım hayatım, dışarı tamam, çok canım soğuk. Tamam canım, her türlü fantezi yapalım bugün seninle. Oğlum bu eleman niye titriyor ya? Evet hayatım. Ay canım benim, ne müsait misin? Çok fena oldum, oynuyorum. Aşkım. Efendim duman canım. Kız. Duman bakalım, duman. Domaldım canım, sen nesin biliyor musun? Sen Ertuğrul'sun tamam mı? Ben de senin böyle düşmanın böyle şeyim, Bizanslıların tamam mı? Tamam canım. İntikam alırmışçasını yapmanı istiyorum. İntikam elime geçsem sana ne intikamlar yaşatacağım bazen. Şimdi ama böyle bir paşa gibi konuş, böyle emir ver, böyle paşa Osmanlıca konuş biraz, Osmanlı gibi konuş biraz lütfen, hadi. Hadi canım hadi. Yat hatun, yat bacaklarını aç bakalım. Bacaklarını da bir yat hatun de, bir daha söyle. Yat hatunum, yat, yat altıma. Yok hayır hatun demeyeceksin canım, ben Bizanslıyım ya, intikam alıyorsun sen tamam mı? Ben tamam senden hoşlanıyorum, geliyorum tamam padişahsın diye, seninle yatıyorum Bizanslı olduğum için sen... Bizanslardan intikamını böyle alacaksın, anlıyor musun? Tamam hayır. Hadi tamam başla. Osmanlıca konuş biraz. O filmlerde olduğu gibi. Tamam mı? Yat kız kahpe. Yat. Evet. Evet. Evet canım yat. Yattım. Domal bakalım. Babam Bizans padişahı duymasın. Olur mu Ertuğrul? Tamam duymasın. Ben seni güzel bir sikeyim. Savunun lan Ertuğrul Paşa geliyor de. Savunun lan Ertuğrul Paşa geliyor de. Biraz gerçekçi olsun. Savun lan Ertuğrul Paşa geliyor, domal kız. Evet. Domal bakalım. Domaldım, seni evet domaldım. İntikam alacağım senden, seni götümü kanırdı kanırdı sikeceğim. Evet evet, neyin intikamını alıyorsun Ertuğrul Paşa? Uf, ananın intikamını alıyorum. Ne oldu, anıma ne oldu canım? Ananı da sikeceğim. Ya anama küfür etme canım, bana küfür et. Seni sikeceğim, seni öyle bir sikeceğim ki götümü böyle dölleri dolduracağım. Evet evet canım, süpersin, evet. Evet 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 evet. Amına götünü her yerine döl dolduracağım. Böyle. Ağzına bile boş olacağım. Canım biraz savaştay mısın gibi, Osmanlı padişahı gibi emir ver bana, emir ver. Emir ver. Kalk ayağa. Kalktım senin evet. Üstüne çök. Çöktüm. Al bakalım yarrağımı ağzına. Evet evet aldım evet. Al bakalım ağzına. Savunun lan diyor, yarrağımı yalatacağım diye bağır. Savunun lan yarrağımı yalatacağım. Gel bakalım, gel de yala bakalım. Gel, Bizans kahvesi de, Bizans kahvesi de. Bizans orospusu, gel bakalım. Açın evet ağzını. Evet açtım açtım evet. Al şunu ağzına, em bakalım, em em. Emdim. Taşaklarımı al ağzına, taşakları al. Ertuğrul sen de emer misin canım, sen de emer misin? Ömer misin? Bir em bakayım, sen de em benimkini. Amcığımı yalarım seni. Bir yala ama, yala canım, yala canım, yala. Bak şimdi şu anda amına ayırdığım dilimi amına sokuyorum. Canım ben kaçıyorum, sen beni atla kovalıyorsun tamam mı? Tamam canım. Şimdi at sesi çıkar böyle, iyi dık 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 yap. Hadi. Dık 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 dık. Kaçın kaçın. Yakaladım seni. Yok deme, yakalamıyorsun. Bir dakika koşuşturalım canım, bir dakika koşuşturalım canım. Fantezi olsun. Ben kaçıyorum elinden. Kaçın kaçın, bu Ertuğrul Paşa, kaçın, Bizanslı değil bu. Gelin bakalım ormanda yakalayacağım. Ama şey canım, böyle at koştur, dık 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 dık, böyle yap canım, anlıyor musun? Canım fazla sesle konuşamam. Tamam sessiz yap, bir şey olmaz. Kaçın, bu Ertuğrul Paşa geliyor, atla geliyor. Dık 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 dık.
Ertuğrul Paşa geliyor, kaçın. Şimdi yakaladım seni kahpe. Ay lütfen Ertuğrul Paşa, lütfen canımı bağışla lütfen. Canını bağışlayacağım ama seni çok kötü sikeceğim. Niye Ertuğrul Paşa? Amını götün, her tarafını sikeceğim seni. Evet evet evet, tamam tamam tamam, ben de istiyorum seni. Domal bakalım, sıyır şu eteğini. Evet domaldım, evet. Gene kaçtım, kovala şimdi, gene kaçtım, kovala. Gene, kovala. Gene bir sefer yürüyerek koşarak. Yok atla at, atla koş, atla koş, kovala kovala. Az dur, gelen var, bir dakika. Az dur, gelen şu gelen gitsin de millet yatmadı daha. Tamam canım, müsait oldu, problem değil. Tamam aşkım. Ama kimse yakalanma, 40 yaşında adamsın, 31 çekiyorsun şantiyede, şimdi biri görürse ayıp olur. Ayıp olur vallahi, keşke İzmir'de olsaydım. Keşke canım, gitti mi hadi? Dur bakalım, tamam. Evet şimdi ben adına dık 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 geliyorum. Ay kaç, kaçın kaçın kaçın, geliyor kaçın. Geldim dık dık dık. Daha geldi, ne oldu, gene geldin sen. Yakaladı. Kez elimden kurtulamayacaksın kahpe. Evet, evet canım, evet Ertuğrul, mükemmelsin canım. Kahpe, şimdi al bakalım şu yarrı ağzına bir. Evet evet, diyeceksin ki Ertuğrul yeniden diriliyor, hepinizin amına koyacağım de hadi. Ertuğrul yerinden hepinizin amına koyacağım. Evet, seni evet. Sikeceğim özellikle, amını götünü darmadağın edeceğim senin kahpe. Evet evet canım. Amış. Domal şimdi götten sikeceğim. Aa, evet evet, süpersin. Şundan süpersin. Yarrı. Yarrağım götüğün deliğinde şimdi, evet, evet, yavaş süpersin. Yavaş sokuyorum. Dinlemeni sana. İstiyorum şimdi, dinlemeni istiyorum. Ah, evet evet Ertuğrul, ah, mükemmelsin. Ertuğrul ne güzel belin var. Ertuğrul ne güzel dudakların var. Ertuğrul ne güzel boynun var. Ertuğrul ne güzel gök var lan sende Ertuğrul. Oh, oh. Geliyorum Ertuğrul abi, dur kapatma abi. Ertuğrul abi. Abi geliyor geliyor. Boşaldın mı? Boşaldım abi ya. Sağ olasın abi. Senin götümü sikiyim. Abi karı sesi çıkardım, ne yapayım? Hiçbir kız aramıyordu ya. Bu biraz şey oldu abi ya. Diriliş Ertuğrul değil de sikiliş Ertuğrul oldu biraz. Kusura bakma abi. Biraz yarrağı yemiş gibi oldum ben. Yok yok, ben yarrağı yemedim abi ya. Ben niye yarrağı yiyeceğim ki abi? Nasıl ama, güzel mi abi taklit? Taklidin güzel, biliyordum yani de ben ya, seni dönme. Hep öyle olur abi. Biliyorum. Şey diyeceğim sana abi, arada böyle bir sıkıştığımda seni arayayım mı abi? Birbirimizi mutlu edelim. Yok arama. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak ararsam başka taklitler de var bende ha. Bak sana bir şey diyeyim mi abi? Gerek yok karıya kıza ya. Bak ben de senin bir yeğeninim. Senin her türlü yanındayım yani. Bak senin yeğeninim ben. Hani sıkıntıya girersin an falan bulamazsın. Yeğenim burada, seni her türlü siker, rahat ol. Yeter ki sen de ol. Bak. Anladın mı? Sen domal, ben seni sikerim. Lan siker amına koyduğumu çocuğu. Şantiyede 31 çekiyorsun. Ananı sikeyim senin. Terbiyesiz. Hadi. Bakalım günün ilk siftahı kimden gelmiş. Onlara bir okuyalım. Bunu kaydet ya. Yine bunu mu? Gerek yok. Efendim? Alo. Buyurun. Merhabalar. Ali Bey değil mi? Evet. Siz kimsiniz? Twitter'dan gördüm de aradım sizleri. Evet buyurun. Nasılsınız? Şükür, size sormalı. Şükür, ben de oturuyorum. Neden arıyorsunuz? İstanbul, siz? Konya. Konya, ne güzel. Kaç yaşındasınız? 46. 46 yaşındasınız. Hı hı. Anlıyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız, ne güzel. Çok güzel de uzak mesafe. Benim seyahat sıkıntım yok. Özgür bir kadınım sonuçta. Ben zaten sürekli görüşebileceğim birini aramıyorum. 2-3 haftada bir görüşeyim, dost olayım. O kafadayım yani. Eğer ki bu kafada değilseniz kapatabilirim. Yok, önemli değil. Görüşebiliriz ya. Kaç yaşındaydınız? 40 değil mi? 40 yaşında. Ne işle meşgulsünüz? 46 yaşında. Ne işle meşgulsünüz? Şu an çalışmıyorum. Şu an çalışmıyorsunuz. Çok güzel. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Vallahi gönlünüzden başlıyoruz isterim.
Kendinden bahsettim ben ama 1.65 boyundayım. Bir evlilik yaptım, boşandım, tek yaşıyorum. Evet. Profil resmine para fotoğrafı koymuşsun. O biraz dikkatimi çekti. Niye koydun o para fotoğrafını? Ya kendi resmini koymak istemedim. Tamam, başka bir şey de koyabilirdin. Hani benim param var sinyali vermek için mi? Çünkü öyle insanları yok, sevmem. Yani ben paraya karşı bir insanım. Ya ben zenginleri sevmiyorum. Benim genelde ben garibanları severim. Benim maddi durumum iyidir. Zengin insan biraz havalı oluyor bana göre. Zenginlerle arkadaşlık yapmıyorum. Ben fakir sikiyorum direkt. Valla ben de arabam vardı. Arabamı sattım. Üzerine kredi çektim. Bir ev aldım. Borçluyum şu anda. Paraları kredi çektiğim anda çekmiştim. Evet. O da borca gitti. Maddiyat önemli değil. Benim hiçbir maddi beklentim yok. Merak etme. Yeter ki güven, gizlilik olsun. Anlıyor musun? Güven sonsuz. Sonsuz güvenebilirsin yani. Evet, evet, anlıyorum. Ne tarz bir insansınızdır? Zeki misinizdir? Kültürlü müsünüzdür? Valla kültür olarak pek kültürlü değilim. İlkokul mezunuyum ama zeki olarak okuduğum okula göre çok kültürlü olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Ya bence yani şöyle, zeki bir insan zaten kültürlüdür yani. Şimdi normalde ama kültürlü değilsiniz ama zekaya göre kültürlüsünüz. Şimdi o da haklı. Evet. Yani kültür... İlkokul mezunuyum. Evet. Okudum ama şehir hayatına atıldım. Ve de okuduğum okula göre tecrübeliyim yani. Çok güzel, çok güzel. O zaman bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. 7 kere 8. 7 kere 8 valla. Çarpım toplasın matematik iyi değil. Matematik iyi değil. Sözel bir soru sorayım o zaman. Akdeniz'in bitki örtüsü nedir? Akdeniz'in bitki örtüsü. Akdeniz'e gitmedi ki bitki örtüsünü bilsem. Efendim? Akdeniz'e gitmedi ki bitki örtüsünü bilsem. Ama gitmene gerek. O zaman Adana'nın bitki örtüsü nedir? Bilmiyorum vallahi. Tamam, Akdeniz olarak geçiyor. Akdeniz'in bitki örtüsü ya. Akdeniz'in bitki örtüsü şalgamdır. Evet. Şalgam yani. Yani biri sorarsa söylersiniz bu cevabı. Aklımda bulunsun. Şey, ondan sonra İstanbul'un bitki örtüsü limonata oluyor. Şanlıurfa'nın bitki örtüsü isottur bu arada, biliyorsunuzdur zaten. Orada genelde daha çok biber yetiştirildiği için Şanlıurfa doğu tarafı isottur bir, yani normal. Doğu tarafında tek bildiğim şey etobur olmaları, yemeklerin çok güzel olmaları. Mesela Antep, evet. Köfteleri, ettir, her türlü şeyi yiyorlar yani. Evet. Yani çok güzel Antep'in, onu biliyorum. Çünkü doğu tarafında bundan yaklaşık 5000 yıl önce bir padişah yaşamış. O da padişah yaklaşık 850 kiloymuş bu padişah. Yani orada öyle bir... Efendim? 850 kilo mu? Evet, 850 kilo. 5000 yıl önce ama o zamanlar insanları kilo... insanlar bir kilometre boyundaydı o zamanlar, biliyorsundur. Hani eski insanlar uzundu ya. O zamanlar normal kilo 500 falan, o adam da 850 kiloymuş. Adı da şey, Iokus Biokus diye bir adam. Bizanslı bir adam. O taraflarda çok yediği için de orada adet olmuş. Ondan çok yiyor doğu tarafı. Evet. Mesela İzmir'de... İzmir'de mesela en çok ne yenir? Midye yenilir. Mesela midye. Şimdi bu isimler aslında padişah isimleri. Üçüncü Pers padişahı, onun ismi Midyekus Kakakus diye bir padişah. O da midyeyi çok severmiş. Birayla midye içmeyi çok severmiş. Bu şey Karşıyaka sahillerinde. Efendim? İzmir'i bildim. Evet, işte Karşıyaka sahilinde. Üçüncü İran Pers padişahı. Midyekus Kakakus, o Karşıyaka'da bira midye yapmayı çok severmiş mesela askerleriyle. Oradan geliyor. Hep böyle aslında yemeklerimizin hep tarihte bir yeri var, anlıyor musun? Evet. Mesela Adana'da Şırdan Paşa varmış Osmanlı zamanında. Şırdan, o yüzden Şırdan mesela, Şırdan Paşa'dan alınma, anlıyor musun? Evet. Ben tarihçiyim bu arada, ondan üniversite tarih bitirdim. Ama şey yapmadım, öğretmen olmadım. Benim maalesef okuma imkanım olmadı. Anlıyorum. Var mı böyle tarih hakkında merak ettiğim bir şey? Vallahi tarih hakkında tek merakım yeraltı bazıları yapmaya çalışıyorum. Onda yeraltı mı? Olmuyor. Jandarma salıvermiyor. Nasıl yani? Yeraltı ne yapıyorsun mesela? Antik paralar bulmaya çalışıyorum. Ha, şey, sen definecisin.
Bazen takılırım. Defin buldun mu hiç? Defin buldun mu hiç? Hayır, birkaç para buldum. Seyirci olarak geçiyordu. Onlarla pek para yapmadı. Ya aslında bak, ben bu konularla çok alakalıyım. Herkesle de konuşmam bu konuları, açık konuşmak gerekirse. Tarihle ilgileniyorum ya, ben de çok kazı yaptım. Aşırı böyle. Ama 5 sene önce falan bıraktım yani, biliyor musun? Çünkü bu tarz olayların böyle bir 3 harfli sıkıntısı oluyor yani. Musallat olma durumları oluyor. Ben o yüzden bıraktım. Anlıyor ya, musun? Ben şahsen inanmıyorum ya. Ama biz neler yaşadık? Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bir olayımı anlatayım sana. Biz 5. Bizans padişahı yok mu? Evet. Bizans padişahının hazinesini bulmak üzereydik. Haritası vardı bizde. 10 kişilik bir ekiptik. Özel olarak görevlendirilmiştik. Ama kimseye anlatma bunu, tamam mı? Evet. Bir yere kazı yapıyorduk. Demire geldi. Baktık bir sandık. Aha dedik, zengin olduk. Tam çıkaramadık evet. O sandığı. İznimiz yoktu o gün, biliyor musun? Ama nasıl mutluyum. Eve gittim, annemgile anlatıyorum. Evet, çok güzel. Annemgile anlattım, dedim padişahın hazinesi bize kaldı falan. Nasıl mutluyuz? Hiç sorma canım. Gittik böyle toprağa kazdık öbürsü gün, tamam mı? Tip toprağa kazdık canım. Böyle tam böyle şeyi çıkarmaya çalışıyoruz. Kasayı çıkarmaya çalışıyoruz. Ne bulduk biliyor musun? Top şeyin içinde. Ne bulduk biliyor musun? Ne bulduk? Sence tahmin et. Hayır. Dinozor penisi çıktı. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Baktık böyle bir oklava gibi bir şey çıktı. Biz hemen dedik bu ne, önemli bir şey mi falan. Sonra bilim adamları araştırma yaptı onun üzerine. Dinozor penisiymiş. Niye sakladılar ki onu? Şimdi dinozorlar çağımızda yok ya artık. Evet. Müzeye koyuyorlar yani, dinozor yarrağı diye böyle müzeye koydular. Çok garip değil mi? Ama Türkiye'de değil yani. Bu Fransa Müzesi'ne koyuldu. Evet. Ha, Türkiye'de mesela dinozor yarrağı diye müzeye bir şey koyamazsın. Fransa'da koyarsın ama. Türkiye'de sen bakmaya bile gelin. ABS'e gider değil mi? Aynen. Daha neler yaşadık. Ben bir kere şey gördüm biliyor musun? Ejderha gördüm biliyor musun? Ejderha mı? Evet. Papua Yeni Gine'yi bizi kazıya gönderdiler. Dünyada zaten 3 tane mini ejderha varmış. 3 tane. Birini gördüm ben, biliyor musun? Bunları herkes bilmez. Bak YouTube'da araştır bunları. Bir kez gazı yapmıştım. Gazda mezar bulmuştum. Mezarda bir şey buldum. O kadar mutlu olmuşum ki küpü zevkle çıkarmıştım mezardan. Evet. Kırdım küpü, içinden kül çıktı. Başka hiçbir şey çıkmadı. Sadece kül çıktı. Efendim, anlıyorum. Hiçbir şey çıkmadım yani. Hiçbir şey çıkmadı canım. Yok, sadece kül çıktı. Peki ilgili sen... Ama var, öyle güzel hayallerim vardı ki. Mesela böyle bir yardıma ihtiyacın olan bir konu varsa sor, ben çok bilgiliyim. Valla yerde gitmek istiyorsam sorarım ama numaranı bilmiyorum, nasıl soracağım? Efendim? Numaran gizli. Nasıl yani? Yerde gidecek olursam, bir şey eklerirsem sormak isterim ama... Numaran gizli. Anlıyorum da biraz daha tanışalım, konuşalım ondan sonra canım. İnşallah. Biraz daha tanışalım da daha benim başıma neler geldi biliyor musun sen? Var ya, şaşırırsın. Konya'ya gelme imkanım var mı? Efendim? Konya'ya gelme imkanım var mı? Var evet, seyahat sıkıntım yok canım. Sen de üzerinde bir kazı çalışması yaparsın artık. İnşallah. Yapmak ister misin? İstemez olur muyum? Ay canım var ya. Çocuğum takılıyorum. 8 aydır seks yapmıyorum biliyor musun? 8 aydır mı? Evet. Vallahi şu anda yanında olmayı isterdim. Efendim? Şu anda yanında olmayı isterdim. Ne yapardın Ali'ye? Dondurma, çöplü dondurmayı sokardım içine. Erimesini beklerdim. Erirken değerlerdim. Nasıl yani? Dondurmayı nereye sokardın? Kıtıma sokardım. Nereye? Amına sokardım. Dondurmayı niye sokuyorsun? Yarrağın yok mu canım senin? Yerecek. Yerecek yalayacağım. Her şey sos. Am suyu kullanacaksın dondurma üzerinde. Anlamadım. Yani sos mu bandıracaksın? Sosa bandırırmış gibi ama bandırıp am suyunu yok. Alıp öyle mi yalayacaksın? Yok. Önce dondurmayı yalayacağım, sonra sokacağım. Ha, anlıyorum canım, anlıyorum. Çok fena oldum Ali Bey. Gerçi İstanbul'dan mı diyorsun? Evet, niye yalan söyleyeyim? Uzaksın ya.
Ama gelebilirim, problem yok. Hafta sonu bile gelebilirim. Ne zamana gelebilirsin mesela? Bu hafta sonu gelebilirim mesela. Haftaya cumartesi falan. Haftaya cumartesi. Evet. Vallahi beklerim. Efendim? Beklerim. Ama sana bir şey diyeyim, ben Konya'ya 3 kere geldim zaten. Ben 2 kere kazı yapmaya geldim. Konya'da kimi ne buldum biliyor musun? Çok böyle bir değersiz olsa da çok garip bir şey buldum. Konya'da kazı yaparken ne buldum biliyor musun? Neresinde kazdınız? Efendim? Neresine geldin Konya'nın? Ben şeye geldim. Şeyi biliyor musun? Meram'a. Evet. Meram'a biz kazı yapmaya geldik, tamam mı? Orada bir insan kalıntısı bulduk biz. O normal kaynaklara bile geçti. Normal bir adam bulduk. Adam beyni yok, yaşıyor ama. Ya beyni yokken yaşamış tarihte. Bundan 3000 yıl önce tam Konya Meram'da bulduk biliyor musun? Konya Meram'da. Evet, tam olarak ne bulduk biliyor musun Konya'da? Alo. Evet. Diyorum ki tam olarak Konya'da ne bulduk biliyor musun? Ne bileyim, tam etmem zor. Orospu çocuğu Ali'yi bulduk orada. İçinde beyin yoktu, kafatasının içinde. Alo. Ali. Lan piç, amına koyayım, gelip geçen de bizim bahçeyi kazmıştın. Göt hoş nenem, amına koyayım, oradan yürürken içine düştü göt. Sakat kaldı senin yüzünden yavşak. Altın bulacağım diye milleti sağlığından ediyorsunuz. Lan gir göt, girdin deliği kapatsana amına koyayım. Nereye kazmışım lan? Ya benim bahçemi kazmıştın abi ya. Yaptın ayıp senin ya. Böyle tezgah da yaptın bilerek, bakın yutacağım mı diye hemen düştün amına koyayım. Bahçeyi kazmıştınız abi. Benim nenem orada gözlerinde sıkıntı var abi. Oradan geçerken ayağı kaymış düşmüş, kadın sakat kaldı abi. Kim bunun hakkını ödeyecek ya? Sen kimsin ya? Benim bahçeyi kazmıştın abi. Benim bahçeyi kazmıştın diyorum ya. Yani altın altın abi, biz fakiriz ya. Benim bahçede bir şey olsa önce ben bulurum. Dedektör gibi insanım. Fakirlikten artık altın dedektörü oldum ben de ya. He amına koyayım. Komik mi? Niye bahçemi kazıyorsun piç? La siktir git içine bak ya. Ya siktir kaybol amına koydum. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Alo Mehmet Bey, sesimi alabiliyor musunuz? Ha, şimdi geldi sesiniz. Tamam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul, siz? He, ben size numara vermiştim, evet. Evet, Twitter'dan. Ya, nasılsınız, iyisin inşallah? İyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz ya, bizde iş güç işte, başka bir yaptığımız şey yok. Ne işle meşgulsünüz? Limanda çalışıyorum ben. Çok güzel. Tam olarak limanda ne yapıyorsunuz ki? Memur olarak çalışıyorum ben. Ne güzel, mükemmel, emekçi insanı her zaman sevmişimdir. Kaç yaşındasınız? Ya var ya, 42 yaşındayım. Ne güzel, ben de 43 yaşındayım. Öyle mi? Evet. Biraz sesini yükseltir misin Memoli'ye? Şöyle yapsak, ben şimdi şu an iş çıkışı, yarım saat sonra görüşsek olur mu? Olmaz. He? Olmaz. Ha, tamam o zaman. Şimdi konuşalım. Ha, tamam o zaman. Tamam, nerede kalmıştık? Sesini yükseltirim şimdi dedin, değil mi? Evet, evet. Sen biraz heyecanlısın galiba Memoli. Yok, yok heyecanlı değil. İşten çıkınca biraz hızlı yürüdüm de ondan. Hızlı yürüdün yani. Eve mi gidiyorsun? Anladım. Eve mi gidiyorsun? Eve gidiyorum, evet. Evli misin, bekar mısın? Boşandım. Ben de boşandım canım, biliyor musun? Oluyor böyle şeyler ya. Çok kötü oluyor hem de yani. Ama yani işte, bekarlık padişahlıktır. Öyle de bir yere kadar yalnız zor oluyor ya. Ne demiş büyük adam? Seyfettin Avkin ne demiş? Yalnızlık yalnızlıktır. Yalnızlık yalnızlıkta eğer yalnızlık bir daha yalnızlıktır demiş. Evet evet. Yani çok önemli bir söz. Tamam, çevremizde insanlar var ama işte artık duygusal boşluk olunca insan kendini yalnız hissediyor. Evet, bazen kendimi o kadar çok kötü hissediyorum yani, Mehmet. Hele de bir de yalnız yaşıyorsan bazen hadi gündüz yürüyorsun da akşamlar biraz zor oluyor ya. Akşamlar çok zor oluyor, soğuk oluyor. Yani doğru yani söylüyorsun. İnsan şöyle elini tutup sarılıp gözlerine bakıp veya bir karmaş dolaş bir filmseyle de sigara cezri olması istiyor.
Evet evet insan biraz gerçekten yani, çok istiyor. Sen böyle deyince çok duygulandım biliyor musun? Yani biz de işte evde otururken canı sıkılır insan, hadi dolaşalım da şöyle el ele dolaşacak biri olsun istiyor yani. Evet evet çok doğru yani, söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yani hani mesela uzak bir yere gitmez de bulunduğu yerde el ele karmaş dolaş. Ya bir çay veya kahve veya bir sıcak bir şeyler alarak sen şakalaşarak sen gezmek. Doğru söylüyorsun. O kadar güzel konuştun ki duygulandım biliyor musun? Bunları yaşamak lazım. İnsan bazen sevişmek istiyor güvendiği biriyle. Evet, 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 ben mesela kadınımı yaşamak istiyorum. Benim hakkım değil mi yani? Tabii canım yani. Gel sikişmek için de senin hakkın değil mi? Yani sen böyle gece yattığında sıcak bir yuvada sıcak bir ram istemez misin yani? Evet, istemez mi insan yani? Tabii dediğim gibi. Seni çok iyi anlıyorum. Ben yaklaşık 5 yıldır yalnız yaşıyorum. Seni görünce böyle sen konuşunca çok duygulandım. Yani sikilmek bizim de hakkımız. Hani ben istiyorum sikilmek ama güzel bir insan tarafından. Hep kötü insanlar buluyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Dinliyorum. Ben kendim nasılsam karşımdaki insanı öyle görürüm. Ben çünkü iyi olduğuma inanıyorum. Hiç kimseyi kandırmak gibi niyetim yok. Hiç kimseyle yani ben kendimi kandırırım bu konuda yani. Ben sana yalan söylediğim zaman kendime yalan söylerim. Değil mi? Evet evet ya yani şimdi sen bekar bir adamsın. Sen pardon yani, adam dedim. Bekar bir insansın sen, tamam mı şimdi? Evet. Evde oturuyorsun yani. Sen illaki böyle canın çekiyordur yani. Şu an burada bir an olsa yalasak falan, doğru mu? Tabii ki bak. Neydi senin? Esra canım. Ha Esra bir tanem. Dinliyorum biraz aşkım. Seni çok sevdim bu arada. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Ağlama bak. Ağlarsın ben üzülürüm. Ama çok üzülüyorum. Bak sana bir şey değil mi? Dinliyorum aşkım. Bir müddet görüşelim. Seni mecline davet edeyim ben, olmaz mı? Olur. Ben gelirim. Benim seyahat sıkıntım yok. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi evimden kovuldum biliyor musun? Kendi evimden kovuldum. Hani tek seks anlamında demiyorum. Kendi aile bakımından da çok yalnızım. Evet, evet. Bir de beni öyle bir sebepten dolayı kovdular ki Memoli, anlatamam sana. Şu an nerede kalıyorsun? İstanbul'da tek yaşıyorum şu anda. Beni evden kendi dedem girdi kalıyorduk biz, tamam mı? Dedem beni evden kovdu. O günden sonra ailem beni reddetti biliyor musun? O günü unutamıyorum. Yarın saat sonra bir görüntülü görüşelim mi? Biraz daha tanışalım da ondan sonra olur mu? Tamam ya. O yüzden senin yalnızlığını o kadar çok iyi anlıyorum ki. Beni iyi evden kovdular biliyor musun Mehmet? Niye canım? Niye canım? Dedem dışta sabun delerken yakaladı abi. Anlamadım. Dedem dışta sabunu delerken yakaladı beni, evden kovdu abi ya. Tam yakaladı seni. Evet abi, düştü yakaladı beni. Sabunu deliyordum, tamam mı? Tam sabunu deldim abi. Yarım saat uğraştım yakalandım abi. Ağlayana kutsuz bir çekiyorum abi. Mehmet abi. Duygulanıp çekiyorum. Fotoğrafına bakıp. Oo. Sen necisin ya? Sen bana anlamadın. Sen necisin? Benim psikolojim bozuk abi. Şu an ağlayana kutsuz bir çekiyorum. Fotoğrafına bakıyorum Mehmet abi. Oh. Oh Mehmet abi. Geliyorum Mehmet abi. Ah. Oh. Mehmet abi. Geliyorum abi. Ah. Harbi asılıyor lan bu. Lan nasıl nasıl oğlum ya? Rol yapıyorum amına koyayım. Alo. Alo. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Nasılsın kendin? İyi değilsin bence. Kötüsün. Bu ses tonu ne ya? Sanki neneni sikmişler. Nereden arıyorsun? İstanbul'dan arıyorum ben. Kimsin? Ana inanmayayım ben. Neyi arıyorsun? He? Neyi arıyorsun? Ana inanmıyorsam eğer ki babanın yarrağını arıyorumdur. Ha. Evet. Sonra? Babanın yarrağıyla mı görüşüyorum? Senin amının yarrağıyla görüşüyorsun. Ha, tamam. Nasılsın yarrak? İyi misin? İyiyim. Sen niye bu kadar kısa boylusun ya? Cüce yarrak seni. Anlamadım. Çok kısa boylusunuz Yarrak Bey. Çok kısa boylu
değilim yani. Bayağı kısa boylusunuz yani. 1.83 benim boyum. Efendim? 1.83, 1 metre 83 santimetre. Ne güzel, nerelisin sen canım? Türkmenistanlıyım. Çok yarağım, güzel. Yarağımın boyu ise 30 santimetre. 30? Hmm. 30 santimetre yarağın mı var senin? Evet. O zaman sana normal pantolon uymuyordur. Sen böyle bir şey yapıyorsundur yani. Şalvar falan giyiyorsundur herhalde. Yok yani normal pantolon giyiyorum. Ama 30 santimetre yarrak mı olur canım? Mesela sen otururken falan yanlışlıkla götüne giriyordur o. Ya 30 santim yarrak var mı? Sen dinozor musun? Orospu çocuğu kimi kandırıyorsun? Senin amama girecek bu. 28. Bu amama girerse sen adam öldürmeye teşebbüsten işlem görürsün yani. 30 santim yarrak mı olur? Bak görürsün ya. Bak görürsün mü? Ya onu görmek için bakmaya gerek yok ki. O senin görüş alanını kısıtlar zaten 30 santim olduğu için. Anladın mı canım? Gerçekten 30 santim mi? Ciddi. Yok. Doğru söyle. Kaç santim? Hiç ölçmedim ama benim karışım ile bir karış sonra iki parmak var. 27 santim falan var yani. 27 santim ya. Madem bu kadar büyük niye Twitter'a numara atıyorsun? Kendi götüne sok. Ne? Ben de böyle büyük yarak olsa çıkartıp kendime sokarım. Kimseye muhtaç olmam yani, anlıyor musun? Neye sokayım ben kendi götüme? Efendim? Niye sokayım ben kendi götüme? Doğru canım, sen de haklısın yani. Niye sokacaksın ki, doğru mu? Şaka yapıyorum bu arada, kafam güzel ya, kusura bakma, özür diliyorum. O kadar amcık varken neye ben götüme sokayım? Ya kocam beni sikemiyor biliyor musun, o yüzden. Nerede oturuyorsun? Kocamla beraber oturuyoruz şu anda, o da dinliyor seni. Ama sıkıntı yok, merak etme, o da istiyor. İstanbul'da oturuyoruz. Neresinde? Kadıköy'de oturuyoruz. Kadıköy'de. Kocamla tanıştırayım mı seni, hem daha rahatlarsın. Şey gelsene bir Necmi. Gel gel, al telefonla konuş. Bak kendime yeni bir arkadaş buldum Twitter'dan. Alo canım, orada mısın? Evet. Dur kocama veriyorum. Selamünaleyküm abi, nattın imitin? İyiyim, iyiyim Allah'a şükür. Nasılsın abi? İyi abi, tetekul ediyorum abi. Allah razı olsun. Ben Netme abim, memnun oldum abi. Abi bu Twitter'da çok otlu todu var abi. Ben sen ama güzel bir abiye benziyorsun yani abi. Evet, evet. Abi ben kalımı tikemiyorum da bana yardımcı olur musun? Tamam, tamam. Benim abi yağım kalkmıyor abi, anladın mı? Yağım kalkmıyor abi benim, biliyor musun? Yani ben diyorum abi, sen benim kalımı tik abi, tamam mı? Hı-hı. Ben de senin götünü tikim abi. Niye ben götünü tikim? Götünü niye tikiyorum abi? Ben şimdi yani öğrendim abi. Bende biraz hormon bozukluğu var mı? Biliyor musun abi? Hı-hı. Ben adam tikiyorum abi direkt. Hı-hı. Sen benim yağımı yemek istemez misin abi? Alo dayı. Amına sokayım ya. Ruhum enerjisini emdin ya. Anlamadım. Alo. Alo. Diyorum ki ruhumun enerjisini emdin. Ne ruhum? Ya sus sikerim amını siktiğim çocuk. Git uyu, sikeceğim belanı ha. Ne? Ya sus konuşma bak abi. Piçayla konuşuyor. Kapat, amına koyarım senin ha. Ne için? Lan kapat oğlum, kapat, Allah Allah ya. Am yok oğlum sana, am yok. Kapat amına koyayım. Sen kendine... Lan kapat amına koyacağım seni. Kapatsana telefonu birader ya, Allah Allah. Ya canım bunları boş ver ya. Zorla kapat biraz. Ya gene konuşmam gidecek herhalde. Bu Peltek Necmi olayını çıkaracağım sahneye. Bir iki gün ama. Çalışmam lazım. Çok zor arkadaşlar. Hayatımda hiç Peltek olmadığım için. Bir yerden sonra tıkanıyorum. Ama normal Türkçem gidiyor. Normal taklitler gidiyor. Beyin alışınca biraz sıkıntı oluyor. Ama yapacağım. Peltek iyidir ya.
Belteyi kız gibi yapamam abi yani. Bunu yapamıyorum zaten. Erkeği yapamıyorum. Senin senelerin peltek bazen kayıyor. Doğrudur aga. Bende de bir ufak pelteklik var zaten diyebiliyorum. Var mı bende pelteklik? Çok yaparsan alışırsın kanka, öyle bir durum da var. Hiç sorma ya. Aradığınız kişi... Ben işte bir ara yaptım. Tam oturttum. Bir ay boyunca mükemmeldi. Çok da komik oluyor yani. Peltek zaten normal konuşunca bile bile komik geliyor adıma falan. Daylarla falan bir de bir etkileşim kurunca aşırı bir komik oluyor. Yalnız... Bir yerden sonra baktı ki konuşmam bozulmaya başladı benim. Normal taklitleri kaliteli yapamamaya başladım. Türkçem kaydı. Ondan sonra bıraktım, dedim daha yapmam. Bence yapmaya kadar siktir et ya. Z ve S'ler oluyor. Z'yi ben söyleyemem. Mesela Zaza. Söyledim amına koyayım. Normalde söyleyemem. Zaza. Efendim. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Nereden arıyorsunuz? İzmir'den arıyorum, siz? İzmir. Sen de mi İzmir? Evet. Ben de Karşıyaka'da oturuyorum. Bornova'dayız. Ne güzel. Siz nasıl? Efendim? İsminiz nedir? Sesinizi yükseltir misiniz? Adınız nedir? Melisa. Melisa, memnun oldum, ben de Kadir. Kadir'cim, memnun oldum. Kaç yaşındasın? 44. Çok güzel, ben de 41 yaşındayım. Güzel. Ne işle meşgulsün? Kargo işindeyim. Kargoculuk yapıyorsun, anlıyorum. Evet. Tamam. Bekarım. Bunu aradık ya. Bu da düz bir eleman, güldürmez. Efendim? Bekarım, yalnız yaşıyorum. Evet. O kadar yani. Kısaca. O kadar mı? Evet. Ne güzel. Başka neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Şu an herhangi bir şey yapmıyorum. Şu an öyle, anlıyorum. Baştan söyleyeyim de ben... Yani güven gizliliğe çok önem veriyorum. Benim için en başta önemli olan şey o. Ya herkes için öyle. Buna gitmez ya. Bu korkak belli yani. Evet, doğru söylüyorsun. Evli bekar. Evlendim, boşandım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Evet. Güzel. Güzellik uzmanıyım. Güzel iş. Evet. Nelerden hoşlanırsınız, ne yaparsınız? Ben mi? Kahve içmeyi seviyorum. Göt sikmeyi seviyorum. Hmm. Siz? Ben de öyle işte. Telefonda arayanlara. Sen var ya, çok komiksin ya. Uzaktan öyle oluyor. Telefondan arayanlara ne yapıyorsun? İşte istek arzu. İstek arzu. Mutlu edebiliyor musun bari? Kişiye göre değişiyor. Anlıyorum canım. Yani. Beni mutlu etmek istersen nasıl edebilirsin? Telefon numaranı vererek. Beni mutlu etmen için sana telefon numaranı vermem mi lazım? Ya bu kadar uzaktan edemiyorum. Daha başaramadım. Evet, uzaktan olmuyor. Yakından mı olması lazım? Yani. Peki yani... Yakınlaşırsak benim biraz cinsel bir sorunum var. Senin için problem olur mu? Kahve içeriz mesela. Kahve içeriz. Evet. Yani sen kahve içip ne yapacağım ben? Ya cinsellik herkeste oluyor. Herkes de kahve içiyor canım. Yani işte kahve içtiğin herkese her şeyi de yapabilirsin. Evet, kahve içtin mesela, herkese her şeyi yapabilir misin? Yani çay da içebilirsin. O zaman ben sana bir kahve içirip seni götünden sikebilirim o zaman. Yani. Olur, niye olmasın, doğru mu? Strapon takarım. Aa. Olmaz mı? Niye, orijinal yok mu? Orijinal var canım. Hatta ucu yamuk böyle biraz. Aa. Evet, benim var ya, doğuştan öyle. Yani ben deliği tam tutturamıyorum. Yan sikiyorum siktiğim kişiyi. Büyüyünce oluyor o. Ama canım, sıkıntı yok yani. Çok güzel götten çalışırım. Canın olayım. Ay, yerim seni lan. Olabilir.
Bir ara görüşelim mi birader? Bakarız. Bak çok göre. Ciddiyim ben ama. Bak yalan yapmıyorum. Bende de yanlış olmaz. Biz İzmir çocuğuyuz birader. Sen rahat ol. Olabilir yani sonuçta kısmet nasip. Aa, aktif misin pasif misin bebeğim? Vallahi şu ana kadar hep aktif oldum. Bir kere benim için pasif olabilir misin? Dünyadaki son kadın ölsün yemin ederim olurum. Efendim? Dünyadaki son kadın ölsün kabul. Niye illa yani dünyada kadın kalmaması mı lazım? Aklım var en son ölecek kadını yaptıktan sonra diye sözüm var. Yani normal dünyada kadın ırkı bittiği anda sen kadınlık görevini üstleneceksin yani. Yok ben hep kadınlardan hoşlandığım için. Evet. Yani diğer türe sıra gelmez. Anlıyorum anlıyorum canım. Yani. Ben travestiyim yani sorun olur mu senin için? Efendim? Travestiyim ben sorun olur mu? Ben kadınlardan hoşlanıyorum. Ne yapacağız biz o zaman? Kahve içeriz. Kahve içeriz de tamam da ben de niye kahve içeceksin kardeşim? Kardeş olamayız ama ya. Beni mi sikeceksin? Yok. Kahve içip ne yapacağız? Seks muhabbeti sorun değil yani. Ha, benim öyle bir şeyim yok yani. Beklentim ya da şeyim. Tamam yok. Ben desem ki bana gir diye girer misin? Hayır. Tamam niye konuşacağız o zaman? Ne yapacaksın benimle? Vallahi teklif eden sensin. Ben bir şey istemedim. Kahve içiyorsun ama yani sikişemiyoruz. Hayır, olur mu öyle? Hoşlandığın şey kahve içmekmiş ya. Görüşmeyeceğiz mi biz seninle? Nasip bilemeyiz ki şimdi. Nasip de tamam nasipse tamam görüşelim bu hafta sonu olur mu? Götüne bu talibim hafta, ben. Bu hafta İstanbul'dayım. Ne zaman? İki hafta sonra müsaitsin? Çarşamba perşembe olabilir. Çarşamba perşembe götünü kıllarını iyi kes sana bir posta attıracağım. Aa. Evet sen benim bundan sonra karımsın. Duydun mu birader? O bebeğim. Evet aşkım de bakayım bana. Diyemem. De lan amına koyarım senin ha orospu çocuğu. Olabilir o da olur ya. Amına koyarım senin bak benim kafamı bozma. Efendim? Efendim değil ya o kadar abartma o kadar gözünde büyütme. Yok yani normal saygıdan dolayı dedim aşkım. İyi tamam ben kapatıyorum sonra. Abi sana bir şey diyeceğim ya abi. Normal ben erkeğim de abi. Böyle bir öğrenci olduğum için travesti olmaya karar verdim abi geçimimi sağlamak için. Sence ben travesti olabilir miyim abi? Alo. Alo. Değişik bir aramam bu da. Ben niye uzattıysam bilmiyorum artık. Belliydi ya. Amına koyayım baştan duydun ses tonunu. Ben direkt aykırırım. Adamın ses tonunu duyuyorum ya. Suratım asıksa bilin o adam bizi güldürmez. Kitlendim bir amına koyayım. Bir travestiyim diye başlayıp bir şey kurabilir miyim dedim. Kuramadım. Olmuyor. Travestiyi siktir edin ya. Bir önce kadın gibi takılalım ondan sonra o moda bürünelim. Direkt travesti olarak aramak saçma olur ya. Aradığınız kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Aynen adam yedi beni haklısın kanka. Paramparça etti beni. İçinden geçti adam. Birden aldım da numaranızı yanlış değildir umarım. Anladım. Twitter'dan aldım da numaranızı yanlış değildir umarım. Ne değildir? Ben size mesaj attım. Evet evet. Numara verdim. Hı? Tamam ben güzel. De onu diyorum yani. Doğru yeri mi aradım diye size soruyorum. Tamam. Nasılsınız iyi misiniz? Efendim? Nasılsınız iyi misiniz? Ne şükür iyiyiz. Bir şeyinizi yap her şeyini diye. Ne güzel. Evet. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şey değil. Biz hangi şehirdesiniz? İstanbul. Aa, İstanbul'da. Tamam ben Kayseri'deyim ve kayak yapmaya geldim. Efendim? Kayseri'deyim diyorum. Kayseri'de kayak yapmaya geldim. Bu Erdiyes'i çıktım da. Kayseri'de kayak mı yapıyorsun? Aa, birkaç gün geldim öyle. Anlıyorum. Normalde neredesin canım ki? Ben Londra'da yaşıyorum. Nerede? Londra'da. Londra, İngiltere. Aha. Aa ben de bir ara İngiltere'de 4 ay yaşamıştım var yani. Aa güzel. Nerede? Tabii tabii United'da. Nerede? United. Anladım. United? Evet United'da. United dediğiniz şey mi? Manchester United. Aa Manchester United. Takım ismi de tamam anladım. Manchester United olsun.
Manchester'a gittim ben. Tamam Manchester şey yani şöyle. Biz Liverpool'a gitmişsinizdir herhalde. Liverpool'a gitmedim canım. Aha, okey. Bristol'a da gittim. Hı-hı, tamam Bristol. Ya şimdi bizim Türkler genelde Manchester'a bu Manchester United takımı olduğu için Manchester United diyor direkt, anlıyor musun? Manchester demiyor. Ha, anladım. Oradaki tamam, gurbetçiler öyle yani. Çünkü şey değil. Bilerek Manchester United yani, dedim ya, yemin ediyorum. Deyince, çünkü Manchester City de var. O da bir takım. Evet, o da bir takım. Doğru söylüyorsunuz. Yani o bir tanesi var. Normalde Londra'da mı yaşıyorsunuz? Ben orada yaşıyorum. Ha? İngilizceyi o zaman konuşabiliyorsunuzdur. Yani evet biraz. Şey o zaman konuşalım. What is your name? What is my name? My name is Ali. Biraz İngiliz aksanıyla konuşuyorsun bir de. Sorry? İngiliz aksanıyla konuşuyorsun. Of course you need to speak. Anlamadım, bir daha söyle canım. Ben dedim. İngilizce söyle, İngilizce. Neyi? Dine söylediğini. Of course, I need to speak that way. Evet, haklısın. Yani, çünkü İngilizceyi Türkçe gibi konuşmam. Anladım. Biraz İngiliz aksanı var sende, canım. Ne güzel kültürlü bir insansın. Ama şeyde şeyde Manchester'da bir yer var. Çıplaklar Kampı duymuşsundur, Cizre diye. Oraya gittin mi hiç? Yok. Hiç duymadın mı? Çıplaklar Kampı Cizre var United'da. Olmaz mı? Biliyorum. Tamam, ben de orayı diyorum canım. Ben oraya gittim. Ben şöyle söyleyeyim. Ben İngiltere'de yaklaşık bir 3,5 ya da 4 ay kaldım United'da. Ama ben böyle bir yani nasıl diyeyim? Formalite icabı böyle bir evlilik vardı ortada falan, olmadı. Türkiye'ye geri döndüm sonra. Anladım. Tamam. Evet. Başka nereleri biliyorsun İngiltere'de? Ben Güney Londra'da kalıyorum. Londra'nın güneyinde kalıyorum. Güney Londra'da kalıyorsun. Çok güzel, çok güzel. Ama United'da bayağı güzel yerler var yani. Bir bilsen var ya. İngiltere çok güzel yani. Bak United'da mesela şu anda bir numara bir mekan var. Şırdancı Memo diye. Hiç gittin mi oraya? Türk firması. Bir daha söyler misin? United'da şu an bir numara falan, böyle bir kafe bakımından bayağı ünlü, popüler. Şırdancı Memo var. Gittin mi hiç? Tam merkezde. Yok, orayı bilmem. Nasıl gitmedin mi? Şırdancı Memo'da hiç şırdan kokoreç yemedin mi orada? Ben öyle şeylere pek ilgim yok. Anlıyorum canım, anlıyorum. Ama bak baştan söyleyeyim, ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Anladım. Ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Alo. Pardon, ben anlamadım. Ne yaşarsak yaşayalım, güven, gizlilik önemli, aramızda kalsın. Tabii canım. Between. Başkası duymadın değil mi? Efendim? Tabii gizlilik önemli canım. Ben de onu diyorum canım. Sen de sesin az geliyor, biraz anlamıyorsun. Kafayı yedim burada. Yok yok, sanırım hatlarda pek iyi değil. Ama İngiliz erkeklerini pek sevmedim ya. Beğenmedim yani. Anladım. İngiliz erkeklerini pek beğenmedim. Onlar biliyorsun... Güzel sikişemiyorlar canım ya. Güzel sikişemiyorlar. Evet yani, hiç güzel siktiklerini görmedim yani. Pek ilgi duymazlar. Evet evet. Onlar hani çok küçük yaşta bu işlere başladıkları için. Ya Türk yarrağı gibisi var mı canım ya? Yani onlar sonradan tutuyorlar biliyorsun ya. 20-25'inde tutuyorlar. Efendim canım? 20-25 yaşlarında onlar bıkıyorlar diyorum yani, bu işleri yapmaktan. Anlıyorum canım. Anlıyor musun? Onun için onlardan pek bir şey beklemeyeceksin. Çünkü İngiliz ırkı da biliyorsun şu anda yani İngiliz pek kalmadı yani, hep yaşlandılar ve onlar çocuk da yapmıyorlar biliyorsun da. Çoğu eşcinsel oldu da biliyorsun. Öyle oldular ya. Anlıyorum canım. Keşke yanında olsaydım şu an, ne muhabbet ederdik seninle. Olur da işte ben karşılayayım yani burada. Diyelim ki yarın bir gün arkadaş olduk. Beni beğendin. Beni İngiltere'ye götürür müsün? Neden olmasın? Ben
tek başımayım. Yani bir kimseyi de bağım yok. Ne güzel. O zaman bir görüşelim seninle bir ara İstanbul'a gelirsen. Efendim? İstanbul'a gelirsen bir ara görüşelim, olur mu? Tabii ki. Bir de kel kafana hasta oldum senin. Böyle şey fotoğraf çektirmişsin ya canım. Lamba da yukarıdan vuruyor ya, ampul gibi kafam var. Gerçekten o çok hoşuma gitti. Çok tatlısın yani. Bazı kadınlar biliyorsun böyle kel erkekleri seviyorlar. Ben kellere bayılıyorum. Yani şu an var ya mesela evde ayna mı kırıldı? Kafanı yersin, oradan saçımı yaparım, makyajımı yaparım. Yani çok güzel yani. Bir de tam lamba altında çekilmişsin ya. Tam böyle ampul gibi durmuş kafan. Twitter'daki resim. Efendim? Twitter'daki resimden bak. Evet, Twitter'daki resim. Işık vurmuş kafan, böyle parlıyor, böyle Gandalf'ın asası gibi. Gandalf tanıyor musun? Bak herhalde. Gandalf'ı tanıyor musun? Kimi? Gandalf. O şey, aktör. O mu? Efendim? Birkaç filmde görmüştüm herhalde onu. Gandalf, Gandalf. Peki, ya Şanlıurfalı var ya, İsoççu. Yüzüklerin Efendisi'nde oynadı. Ya Şanlıurfa'dan böyle, Şanlıurfa'nın Suruç köyünde bir tane yaşlı adamı Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf diye oynatmadılar mı? Hiç mi bilmiyorsun canım? İngiltere'ye kadar gitmişsin. Yok canım, ben öyle fazla sosyal medyanın içinde değilim yani. Tamam ama biliyorsun yani, ünlü Türk oyuncu. Yani Gandalf olarak oynatıldı. Kürt Reşo diye biri. Normalde Reşat diye biriydi. İsmi Reşat'tı. Yüzüklerin Efendisi'nde Lord of the, yani Isot rolünde oynadı. Yani Gandalf rolünde. Anladım. Evet. Yok. Bilmediğim bir kişiye biliyorum diye. Harry Potter'ı izledin mi peki? Hangisini? Harry Potter. Harry Potter'ı izledim. Başrolde kim oynuyor biliyor musun? Yok, onlarla ilgilenmez. Onda da işte normalde Hayri diye bir Türk oynuyor. Sen bilmiyorsun. Bunlar bizim değerlerimiz yani. Olabilir. Harry Potter zaten ismi oradan gelme. Normalde ismi Harry Potter. Anladın mı? Hayri normalde. Gerçek ismi Hayri. İşte yönetmen de hani isminden fazla çıkmasın diye Harry yapmış. Biraz yabancılara da uysun diye. Harry Potter normalde ismi. Anladım. Tamam, şimdi anlaşıldı. Evet canım, İngiltere'de kala kala bunlardan mahrum kalmışsın. Biraz kültürlen. Bu kültür mü oluyor? İlla ki bir artisti bilmek zorunda değilim ki. O da doğru canım ya. Haklısın da ne bileyim yani. Ben de biraz gerizekalıyım, kusura bakma. Estağfurullah canım. Siz de ben öyle şey olur mu? Yani sizin... Peki onu boş ver. Güzel sikişebiliyor musun? Tabii ki. Gerçekten mi? Sen WhatsApp'ta mısın? Efendim? WhatsApp'ta var mı bunun numaran? Var da şu an açamam. Biraz daha tanışalım canım. Evet. Peki tamam. Seksten çok neyi seversin? Efendim? Seksten çok neyi seversin? Ben şimdi yatacağım. Çünkü yarın sabah Ergen'e çıkacağım. Tamam, yatmam lazım. Evet. Okey. Kaç gibi arayayım seni yarın sabah? Efendim? Kaç gibi arayayım seni? Ben sabahleyin saat 7'de. Evet. Çıkacağım yani Erciyes'e. Tamam canım. Peki ben diyelim ki buluştuk seninle. Beni o Manchester'daki bildiğin çıplaklar kampına götürecek misin? Gitmek istersen gideriz. Ne olsun? Biliyorsun değil mi çıplaklar kampına Manchester'da? Duydum da gitmedim. Cizre'yi biliyorsun değil mi, Cizre'yi? Efendim? Cizre çıplaklar kampını biliyorsun değil mi? Yok. Tamam, duydun değil mi? Ya çıplaklar kampını duydum da ben orada onu gitmedim ya. Hiç tamam. Gelmedim. Duyduysan amına kodumu çocuğu, öyle bir yer yok, götümden salladım, niye biliyorum diyorum bana. Lan piç amına kodum, İngiltere'ye gitmişsin, İngiltere'de ya, şuna hele Twitter'a numara atıyor senin, ben vizyonunu sikeyim ya. Ya Allah'ım yarabbim, hep böyle bu mallarda imkan oluyor ya. Lan İngiltere'ye kadar gitmişsin amına kodum. İşin gücün alim vaktin yerinde, gelmişsin Twitter'a numara atıyorsun amına kodum. Böyle mallarda para oluyor. Böyle davarlarda para oluyor. Abi yok yok. Vallahi hepsi çok düzgün, sıradan, böyle bir ha o yok ortada. Bulamıyoruz. Bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Abaza kıtlığı var ya. Yok, elemanlar düz ya, hiçbir özellikleri yok. $50 gelmiş bizlere.
Yaşar Salatan. 50 TL 60 kral yazmış. Teşekkür ediyorum. Bir de şey WhatsApp'tan göndermiş. Teşekkürler ya. 22 yaşındasın. Çok güzel. Şu an var mı cızırtı? Oğlum Afgan'ı da aradım. Var mı şu an, hızlı yazın. Bekler misin canım? Telefon şarj koyuyorum. Benim? Bekler misin canım? Telefon şarj koyuyorum. Anlamadım. Bekler misin canım? Telefon şarj koyuyorum. Tamam. Şu an var mı cızırtı? Niye var ki amına koyayım böyle işini ya? Allah Allah. Şu an hala var mı? Telefonu da uzaklaştırdım. Hafif var. Şu an var mı? Telefonu kapattım. Telefonu uzaklaştırdım şu an. Halini oraya koydum. Telefonu kapattım çünkü. Niye böyle oluyor anlamadım ki ya. Alo. Buyurun. Tamam, şimdi müsaitim. Biraz sesini yükseltir misin? Sesim geliyor mu? Biraz daha yükseltir misin canım? Oldu mu? Oldu evet. Sen kaç yaşındasın? 22. Ya senin sesin az geliyor Afgan. 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Evet. Ben senden buyuyum ama. Ama ben güzel seks istiyorum. Türk oyarak ben çok seviyorum. Türk oyarak, Afgan yarak güzel oluyor mu? Oo, çok güzel oluyor. Sen çok yedin galiba. Evet. Evet, yani güzel miydi? Çok güzel. Çok güzel, ne güzel, ne güzel. Sen ne iş yapıyor Afgan? İnşaatta çalışıyorum. İnşaat çalışıyor. Evet. Ne güzel, ne güzel. Allah kolaylık versin. Allah şükür olsun. Sağ olun. Sen biraz bahset. Ne bahsedeyim? Benle sen buluştu. Sen beni nasıl sıkacak? Siktir git lan amur abi. Nasıl amur sıkacağım sen? Afgan ne yapıyorsun lan? Ergün ben, Ergün kaçma, gel gel. Afgan. Sikerim seni abi. Lan sen yarrağımın başı, gelmişsin burada mülteci gibi yaşıyorsun zaten, amını sikin, bari Twitter'da milleti rahatsız etmeyin ya. He? Ne ben rahatsız ediyorum, göt git ülkende savaştan amına koyayım. Niye buraya geldin ki piç? Am peşinde koşuyorsunuz amına koyayım. He? Amına uğradım. Oğlum kadınlar çocuklar neyse onlar gelsin de sizin burada ne işiniz var amına koyayım? İnsanda utanma olur lan, ülkesi o durumdayken gelmiş burada Twitter'da 31'lik malzeme çıkarmaya çalışıyor. Din kardeşlerimiz. Bakma biraz sinirlendim. Ama çok sinir oldum yani. Üç kişiyi aradım. Üçünün de sesi gelmiyor. O zaman niye numara atıyorsunuz? Onunla böyle. Ben onlardan değil ki. Ben geçlerden geç yatarım yani. Kaç yaşındasın? 38. Anladım. Ben de 29 yaşındayım. Nerede? Ede de amına ne amını sikerim yarrağımın başı. Türkçe konuş lan, bağır amını sikeceğim artık. Ses duymak istiyorum lan. Yarrağıma bak ya. Ede de ne diyorsun yarrak sen? Senin 770 lazım. Kaybol amına koydum çocuğu. Derlendim abi, benlik hiçbir sıkıntı yok ya. Bugün hep söyle ya. Lan bir yarrak anlaşılmıyor, kulağımızı vermeye çalışıyoruz ya. Ağız sözüyle bir abazayla konuşamayacağız mı biz abi ya? İsyana bakar mısın?
Aradığınız abone gizli numaralardan gelen... O ihtiyar trolünü yapmam lazım. Kafama takıldı. Yarın unuturum. Şimdi yapmak istiyorum. Sesi güzel gelsin. Bir tane sesi güzel gelsin. Her şeyi okey çeken bir tip gelsin. O zaman görün sinemayı. Alo. 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 Alo, merhabalar. Merhaba, buyurun. Nasılsınız? Levent Bey değil mi? Evet, buyurun efendim. Nasılsınız Levent Bey, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Twitter'dan gördüm de bir arayayım dedim. Sağ olun, teşekkür ederim. Biraz sesinizi yükseltir misiniz Levent Bey? Sağ olun diyorum, teşekkür ederim. İyi yapmışsınız aramı. Kaç yaşındasınız? 8. Çok güzel, ben de 29 yaşındayım. Çok güzel. Neredesiniz? Ben İzmirliyim ama İstanbul'da oturuyorum. Siz? Ben de İstanbul'da oturuyorum. Şimdi neredeyim? Ben de Kadıköy'deyim. Dedemle beraber kalıyorum. Kiminle anlamadım? Dedemle. Ha, Allah uzun ömürler versin. Dedi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rica ederim. Sağ olun. Ben öyle şey için aradım. Arkadaşlık, dostluk, muhabbet, sohbet. Hani böyle evlenebileceğim biri falan istemiyorum. Çünkü evlendim, boşandım zaten. 5 yıl oldu ayrılalı. Anladım. Dost, arkadaş, arada bir görüşebileceğim bir insan. Maddi durumum iyi, Allah'a şükürler olsun. Maddi bir beklentim de yok öyle internetten arayanlar gibi. Sakın onlarla karıştırmayın. Yok yok. Arkadaşlık, yok, dostluk yeter ki ben sizden tek isteğim, tek beklentim güven ve gizlilik. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tabii tabii, iler ki ben de onu isterim yani. Birbirimize... Öyle ben yani. Ben sonra her şey olur yani. Evet. Hobileri nelerdir? Vallahi yüzmeyi severim, gezmeyi severim. Ay, ben de yüzmeyi çok seviyorum. Aşırı seviyorum yüzmeyi. Evet. Gezmeyi seviyorum işte. Muhabbet etmeyi, oturup içmeyi severim. Aa, ben de şu an bira içiyorum zaten. Vallahi ben de bira içiyorum. Ben bira içmesem arayamam böyle, emin ol yani. Hiç böyle ayık kafa gidip de birini Twitter'dan aramam yani. Bakma, şimdi dedemle konuşuyorduk. Biraz yanında ilaçlarını falan verdim kendisine. Sonra geldim odama, bira içmeye başlayınca dedim birini arayayım en iyisi. İyi yaptınız, çok iyi yaptınız vallahi. Yani çok memnun oldum. Ben de, çok iyi birine benziyorsun. Konuşma tarzın çok hoşuma gitti Levent'ciğim. Güzel geliyor. Çok teşekkür ediyorum canım, sağ olasın. Rica ederim, aslında ne demek? Ben biraz doyumsuzumdur ama Levent, söyleyeyim sana. Yok ya. Evet. Ya var ya. Deneyeceğim, zor. Aynen, sıkıntı bende de var. Ananı sikim orası bir çocuk. Yemin ediyorum, aynı sıkıntı bende de var. Ya sıkıntı sayılmaz, bu insanlığımızdan gelen bir şey. Kendimi hiç... Ağırdan satmam, o yüzden rahat konuşuyorum. Biraz da ses tonuna ve sana güvendiğim için. Sağ olun, teşekkür ederim. Birbirimizi iyi bulduk o zaman. Vallahi doğru söylüyorsun. Efendim dede, arkadaşımla konuşuyorum. Devam et canım. Dedem ya gelmiş diyor, konuşalım mı falan diye, biliyor musun? He, dedem mi? Dedem çok tatlı bir insandır. Tanıştırırım bir ara seni. Onun da hiç arkadaşı yok. Böyle hem tanışmış olursunuz. İnşallah. Çok sevinirim vallahi. Vallahi. Dur hatta çağırayım, dur. Yalnız kalmasın. Gel dede, gel. Alo. Dede. Alo. Bir dakika canım. Dur dedem, gel. Ha, gel gel gel. Gel bak, seni bir arkadaşınla tanıştırayım. Levent diye bir arkadaşım. Onunla konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Bitti mi televizyon programı? Açayım sana, yenisini açayım. Yok kızım, Allah razı olsun. Yatacağım birazdan ben. Bak bir arkadaşım var. Hem senin de arkadaşın yok. Gel seni bir konuşturayım. Arkadaşın kim? Bir arkadaşım çok tatlı. Levent, orada mısın? Buradayım, buradayım. Al dede, bak. Bak, bak sana diyor. Sana dur. Şimdi konuş. Merhaba dedeciğim. Merhaba yeğenim. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Allah razı olsun. Ellerinden öperim. Çok teşekkürler de yaşlanmadık o kadar. Daha genciz ya. Yapma, gözümü seveyim yani. Ama işte bize göre biraz yaşlısınız artık. Sen kaç yaşındasın yeğenim? Ben 38 yaşındayım.
Oo, tamam, ben senden büyük. Ben 68 yaşındayım. Çok memnun oldum. İsim neydi bu arada? Levent. Levent çok tatlı bir arkadaşa benziyor. Vallahi güzel bir arkadaşım varmış. Ses iyi bir insana benziyor. Evet, ben de yeni tanıştım zaten. Böyle bir iki saat oldu. Çok memnun oldum. Yani iyi bir insana benziyor. Yok yok. Sen bira mı içiyorsun? Evet ya, canım çok sıkıldı. Aman gözüm, fazla abartma bak. Anneannem de şimdi içeride, biliyor musun? Sıkıntıdan içiyor dedeciğim, sıkıntıdan. Sen de içiyor mu bari bira? Vallahi ben de içiyorum ya Marcel. Ay afiyet olsun ya, bu biz gençliğimizde çok içtik yani, bu normal bir şey yani. Ben yurt dışına çıktım. İngiltere'de falan bunu normal masada kola Fanta diye yemeklerde içiyorlardı yani. Bu çok normal bir evet, şey. Evet. Doğru söylüyorsun ya. Burada Türkiye'de biraz yadırgıyorlar insanları işte. Aynen, ben en çok ne seviyorum? Rakı seviyorum. Rakıya hastayım. Bak bakma, şeker hastalığı var biliyor musun bende? Hmm. O yüzden fazla içemiyorum rakıyı yeğenim. Anladım. Ben de rakı severim. Yani. Ama tatlı bir adamsın. Bugün gel bize misafir ol yani. Problem yok. İnşallah, çağır bir gün. Ay süper olur aslında, ama biraz daha tanışalım da acelesi yok. İnşallah. Yok yok, ben kız arkadaşın var mı Levent? Olacak torunumuz inşallah. Aa, görüyorsun değil mi ne kadar tatlı bir insan. Vallahi ben çok sevdim ya bu arkadaşı. Vallahi çok memnun oldum yeğenim. Burada bir evim var. Bir şeye ihtiyacın olursa da benim yeğenime söyle, bana ulaşsın, ben gerekeni yaparım yani. Biz artık yaşadık yaşayacağımızı, anlıyor musun? Hani anladım dedeciğim. Gençler için tamam. Yaşıyoruz. Biz artık sizler için. Sizler bizim geleceğimizsiniz yani. Tabii. Dedem çok iyi bir insanıma değil mi? Belli, evet. Görmüş, geçirmiş bir insan. Helal olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Bak anneannem sana sesleniyor ha. Tamam, dur hemen geliyorum. Canım sen dedemle konuş, ben bir dakikaya geliyorum, tamam mı? Tamam canım. Sen konuş konuş, ayıp olmasın. Sen ne yapıyorsun? Efendim yeğenim. Vallahi ben de oturuyorum, bir içiyorum canım. Ya Levent, Levent de mi ismi? Levent dedi bana şey. Levent mi ismin? Evet, Levent. Tamam Levent. Ya Allah seni çok sevdim. Bugün gel bir rakı sofrası kuralım. Ama şimdi anneannesi görmesin, bana kızıyor biliyor musun? Sen gizliden çaktırmadan içersin dedeciğim. Ben alttan bir şeyler... Vallahi biz sizler için yaşıyoruz Levent'ciğim. Ne kadar saygılı efendi bir insansın. Bu beni çok mutlu etti gerçekten yani. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ya ben sana bir şey diyeceğim. Ben uzun zamandır benim arkadaşlarım çoğu vefat etti biliyor musun? Evet. Ama aramızda kalsın bak ha, kesinlikle bunu şeye söylemek yok, yeğenime söylemek yok. Yok, söylemez. Ya böyle güzel bir ortam yaparsak eğer ki, bir bayan arkadaş bulabilir miyiz? Tabii canım, buluruz ya. Neden? Yani olur? Çünkü biraz erkeksin diye rahat konuşuyorum biliyor musun? İçimi döküyorum sana. Uzun zaman oldu, bir de hani artık yaşladık ya, biraz var. Tam yaşayamıyorsun bazı şeyler. Bir bayan arkadaş bulma şansımız var mı bana? Var dedeciğim. Aramızda kalsın ama ben o güzelliği yaparım sana, merak etme. Oo, ben seninle iyi anlaşacağım. Bu numaramı al şeyden. Arada bir beni ara torun, tamam mı? Tamam, ben alırım şimdi. Şey bana. Hatta bak, sıkıntı yok, yabancı olmasa da olur yani. Şey Levent, nenen falan var mı hiç? Senin? Yani diyorum illa böyle bir şey olmasın yani, eskort meskort ben sevmiyorum öyle şeyleri. Hani benim maddi durumum da iyi ama o bana keyif vermiyor. Senin bir tanıdığın falan yok mu, nenen falan? Hani etraf. Var var, ben halledeceğim, ayarlayacağım. Merak hani et. Hem akraba olmuş oluruz, anladın mı, onu diyorum. Hem bir aile dostu oluşur yani. Hani ben nasıl kaç yaşında arıyorum? 50-70 arası. 68 yaşındayım şimdi. 50-70 arası nenen olur, ne babaannen olur, herhangi biri olur yani, anladın mı? Fark etmez bana. Anladım dedeciğim. Ben bir geleyim, bir oturalım, bir sohbet edelim, iyice tanışalım. O senin sıkıntını gidereceğim, hiç merak etme lan. Ya aramızda kalsın, dur geliyor ya, bir dakika o zaman dur. Bu aramızda kalsın, tamam mı? Tamam. Sana tamam. Bir şey anlatacaktım da geliyor, sonra konuşuruz o zaman. Ben gidiyorum, tamam. Tamam Levent yeğenim, ben gidiyorum. Görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ellerinden öperim. Ne oldu? Konuşacaksan konuş. Konuşacaksan konuş. Vallahi muhabbetime doyum olmuyor. Onunla ben başka zaman bir şey konuşacağım. Ve onunla çok iyi anlaştım yani. Erkek erkeğe de öyle konuşuruz. Madem de bir yeğenime şey yaptım, bir tanımak istiyorum şimdi. O seni duymuyor. Ben duyuyorum canım. Tamam, sevindim yani tanışmanıza. Ben çok memnun oldum. Sevdin mi dedemi? Gitti şimdi. Evet. Çok hoş görüldü. Görmüş geçirmiş, böyle beyefendi bir insan. Evet.
Hem ailemle tanışman iyi oldu. Bayağı da böyle saygılı olduğunu gördüm yani. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok biraz ama biraz şeydir, açık konuşayım yani. Değişik bir insandır dedem. Yani insan canlısıdır. Zararı ziyanı yoktur. Böyle bir şey der bir anda şaşırırsın yani. Anladım anladım. Garip böyle hele görsen sabahları koşuya falan gidiyor 68 yaşında. Oo ne güzel. Dinç o zaman. Anneannem yatalak kendisi koşuyor. Kadını paramparça etmiş yani yıllardır. Yazık günah. Yazık günah vallahi. Hikayeleri geliyor. Çok çapkındır bu arada. Belli zaten. Aşırı çapkın. Aşırı yani. Boş geçirmemiş yani günler. İyi ki bu Twitter'ı falan bilmiyor. Yoksa dakikada bir numara atar. Anladım. Bir ara gazeteye ilan vermiş biliyor musun? Gazeteye ilan vermiş. Posta gazetesine ilan vermiş bir ara. Ben de onu formalite icabı yakaladım yani. Bakma benim şirkette çalışıyordum ben. Evet. Gazete geldi önüme, böyle bir öğlen molasıydı. Bir baktım biri bir şey yazmış falan. Bir baktım dedemin fotoğrafı. Aman dedim bu ne falan yazmış, işte Kadıköy'de oturuyorum. İki tane dairem var falan fistan. Kadınım için her şeyi yaparım falan. Aşırı çapkın yani. Bir ara Haydar Dümen'e soru sormuş. Neler neler. Yani biraz açık konuşmak gerekirse nasıl diyeyim sana? Libidosu yüksek yani. 68 yaşında hala rahat durmuyor yani. Helal olsun vallahi dedemiz. Yemin ediyorum. Acaba gençliğinde nasıldı? Çok merak ediyorum. Gençliğinde de herhalde benim gibi güçlü. Evet yani nasıl bir insandır? Ben de anlamadım yani. Ben severim öyle insanları vallahi. Ama tam kafa bir insan yani. Çok keyifli bir insandı. Evet. Tam görmüş öyle yani. Bayağı bir şeyler görmüş yani. Nasıl gidiyor canım? Biraz anlat bakayım. Vallahi nasıl olsun? Günlerimiz öyle sıradan geçeceğim sıkıcılar gibi. Efendim canım? Daha çok sıkılıyorum. Anlıyorum. Daha mı çok sıkılıyorsun? Belki güvenirsem ki güvendim. Belki birazdan görüntülü konuşuruz. Bizimkiler uyusun da. Olur. Tamam canım. Ben birbirimizi görmüş oluruz ama numaramı kimseye verme. Tamam mı? Yok. Ben kesinlikle bir şey yapamam. Tamam. Kesinlikle. Dur canım. Telefona çıkarsın da anneannem gene çağırıyor da gideyim hemen geleyim, olur mu? Tamam. Tamam açık kalsın. Ben hadi geliyorum. Anneannem seslendi ya. İlacını vermediniz mi? Ben yerini bilmiyorum ki onu. Tamamdır, ben alacağım. Benim şey neredeydi ya? Kalem bırakmıştım da bu bulmaca çözmek için. Hey! Kalem nerede ya? Burada mı acaba? Al telefon açık mı? Alo! Efendim dedeciğim. Aa sen Levent burada mısın? Buradayım. He tamam ya, gene gittin içeri. Hazır gitmişken konuşacak. Yani o iş hafta sonu olur, her gün olabilir yani. Sen yeter ki bizim adresi alırsın, gelirsin, bizde de kalırsın. Problem yok. Ben şey bir insanım yani, anlayışlı bir insanım. Yeter ki sen bana orada birini ayarla yani. Tamam dedeciğim, sen hiç merak etme. Levent ama bak ben burada, benim 3-4 tane dükkanım var yani, hani böyle nasıl diyeyim sana, biraz sevilen bir insanım, yaşını başını almış, o yüzden eskort olmasın. Hani ben diyorum senin nenen vardır, babaannen vardır, olgun bir kadın varsa çevrende ben onunla tanıştır. Anladım dedeciğim. Nenen senin evli mi? Nenen evli mi? Nenem yok da var, senin dediğin gibi müsait. Bayan arkadaşların tanıdıkları. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sesin de seni çok tatlı, biliyor musun? Benim mi? Aşırı tatlı bir sesin var. Ha, sağ ol dedeciğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani sen ama bak, seni kesin bu cumartesi, haftaya cumartesi akşam yemeğine bekliyorum. Sana güzel bir şarap ısmarlamak istiyorum Levent. Yarın gelsem olmuyor mu? Ya yarın valla bana daha uygun. Belki sen müsait değilsin diye dedim yani. Yok dedeciğim, müsaitim ya. Tamam yarın gel. Senle karşılıklı bir kırmızı şarap içelim. Olur. Hem dedeni de mutlu edersin ya. Ben de mutlu olurum yeğenim. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aylardır biriyle konuşmuyorum ya. Hani insanız biz de, evden çıkamıyorum fazla. Bir sabahları çıkıyorum bazen öyle ekmek almak, yürüyüş falan derken. Ama seni çok beğendim. Çok tatlı bir arkadaşa benziyorsun. Anladım, sağ olasın.
bir ihtiyacın olursa ben sana yardımcı da olurum yani. Yeter ki sen nedeni mutlu et. Yeğenim açık konuşayım mı sana biraz? Hatta bekle, bir diğer odaya gidiyorum ben. Bir dakika bekler misin? Tabii. Alo. Efendim? He, tamam gittim ya, benim özel bir durumum var. Seni sevdiğim için söylüyorum, yanlış anlama lütfen. Ya ben biraz nasıl diyeyim, benim peniste biraz sertleşme sorunu var. Hani o konuda bana yardımcı olabilir misin? Sen tam adam buna sor. Tabii canım, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ya, yani tam böyle tamam oluyor ama tam ereksiyon olamıyorum yeğenim, anladın mı? Hani... Anladım, var var. İlacı var bende dedeciğim. Ya... Allah şükür var. Yani seninle çok iyi anlaşacağız ya. Bundan sonra benim... Ya siz biraz gençler kanka diyorsunuz ya. Sen benim kankamsın bundan sonra. İnşallah. 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 Ama temiz bir arkadaşa benziyorsun yani. Yarın seninle oturalım. Bizimkiler yarın de olsun. Yarın yarın. Yarın davet ettin ya cumartesi. Yarın yarın, yarın işte yarın diyorum. Ben de yarın diyorum. Tamam. Akşam şarap içiyoruz seninle. Rıcayım da. Yok ben dediysem sen benim misafirimsin. O geçti gitti daha. Onu ilgilendirmez. Ben seni misafir ettim ona, hiçbir izin... Ya 68 yaşında insanın başkasından mı izin alacağım aşkım şimdi yani? Anladım. Aşk olsun Levent. Vereyim Levent, bir dakika bebeğim, bekler misin? Şey, o zaman ne yapayım biliyor musun? Söyle, ne yapacağım dedeciğim. Ben şimdi gelsin, benim numarayı çıkarsın, benim ezberimde yok, sana açsın hemen şimdi, tamam mı? Onu bekliyorum. Şimdi anne şeyle uğraşıyor, babaannesiyle uğraşıyor. Anladın tamam mı canım? Tamam dedeciğim. Yarın bizde de kalırsın, kardeşim. Hatta bak sana o kadar çok sevdim ki seni. Kardeşim, yarın var ya. Onun için de yarın bir ilaç getireceğim. Tamam. İlaç da getir, maksat sende geliyor ya, lazım olur işte. Evet tamam, getireceğim. Benim odamda yatarız, beraber yatarız benim odamda. Olur. Olur dedeciğim. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Hem sen bir ilacı da denersin. Yani beraber bir bakarız yani. Sen de bana yardımcı olursun inşallah denedikten sonra. Tabii tabii canım. Merak etme sen dedeciğim. Yani bir şey, anladın değil mi ne demek istediğimi? Anladım anladım dedeciğim. Hani problem yok. Ben erkeklerden de hoşlanıyorum Leventciğim. Anladım dedeciğim. Sen ben sana öyle güzel bayan getireceğim ki. Ha kadın geliyor mu yarın? Yarın bir tanışalım, bir göreyim seni. Ondan sonra... Yo, tamam, ben de onu diyorum. Acele etmeye gerek yok. Sen gel, sen de yeter yani. Anladın mı? Anladım dedeciğim. Anladım. Hani bir anladım. Şey, ben sana nasıl desem, nasıl anlatsam kendimi... Hani ilacı atarım ben, kalkarsa eğer ki bir posta seni sikerim. Problem olur mu? Vallahi problem olur dedeciğim. Olur mu? Yapma be, gözünü seveyim ya. Vallahi problem olur belki. Ya bak, ben sana bir şey diyeyim. Geçen de denedim ben, çok hoşuma gitti. Aslında öyle de olur. İlla nenen ayarlamana gerek yok. Beraber sevişiriz yarın. Aşkım. Sıkıntılardan hepsini kurtaracağım. Hiç merak etme dedeciğim. Ya sen bak bana o konuda yardımcı olacak mısın? Onu söyle bana. Tabii canım, elimde imkanlarım var sana diyorum ya. Ya sen sen normal erkeklerle yatmıyor musun hiç? Olmadı mı? Yok. O zaman ufak bak, ufak bir dedene bir salso çekersin o zaman. Bir salso çalar mısın yarın bana? Belki olmaz dedeciğim. Ama çaldırtılacak arkadaşlar var ya, merak etme. Ama yarın istiyorum ben şimdi. İlaç da tam kaldıracak ya. Biz bizim odaya geçeriz. Bir 10 dakika bana yani dedene bir salso çekersin. Sen diyeceksin, ondan sonra diyeceksin ki tamam, ilaç etkisini gösterdi. Yok. Ondan sonra ben sana arkadaşı getireceğim. Arayacaksın beni. Zaten artık. Ya sen onu tamam arkadaş, şimdi yarın gelecek mi arkadaş? Gelirse seni sikmem ama yarın gelmezse en azından sen bir salso çek bana. İnanç olmaz dedeciğim. Ya niye ya, yapma gözünü seveyim ya. İnanç olmaz. Ya yeğenim ya, 2 yıldır seks yapmıyorum ya. O iş yaptığın arkadaşlar var. Hallederiz. Oğlan var mı yanında böyle getirebileceğin? Hay anlarız dedeciğim. Ya sen dedeni tanımıyorum var ya, deden senin eski götçülerden. Doğrudur, doğrudur. Tamam yiğen, bak sen şimdi numarayı attıracağım sana, tamam mı? Tamam dedeciğim. Ben gidiyorum, hadi telefon açık, o gelirsen kapatma. Tamam, hadi iyi akşamlar, Allah'a emanet olun dedeciğim, eğlenceli. Götünden öperim yeğenim.
Fatma gelecek şimdi.